Çok önemli. İnek sütü alerjisi olan bebeğin beslenmesinde adı üzerinde inek sütü alerjisi olduğuna göre içerisinde sütü veya süt ürünlerini içeren hiçbir gıdayı veremiyoruz. Anne sütüne alerji kesinlikle olmaz. Herhangi bir alerjisi olan çocukta anne sütüne özellikle ağırlık veririz. Ama anne sütü aracılık yaparak, yani annenin yediği gıdalar süt aracılığıyla taşınarak çocuğa ulaştığında alerji yapıyorsa, ancak o zaman anneyi de diyete sokmak koşuluyla yine de anne sütüne devam ederiz. Anne sütü yoksa ya da yetmiyorsa, o zaman belki anne sütü eşdeğeri olması için hazırlanan mamaları ya da özel olarak inek sütü alerjisi olan çocuklar için hazırlanmış olan, besleyicilik özelliği tamamıyla diğer mamalar gibi olan ama alerji yapmayan özel mamaları kullanmak gerekebilir. Ki bu zaten 2 yaşına kadar raporlanması halinde devlet güvencesi altında mamalardır. Eğer bunu verme imkanımız yoksa da bir diyetisyen yardımı alarak gerektiğinde çocuğun alması gereken besinleri mutlaka farklı gıda ürünleriyle yerine koymak zorundayız. Çünkü özellikle süt proteini başta olmak üzere bir bebeğin gelişmesinde çok önemli yer alıyor. Sadece süt proteini için değil, diğer gıdalar için de aynısı geçerlidir. Çoklu besin alerjisi olan bebeklerde bu alması gereken gıdaları yasakladığımız gıdaların içindeki olanlarını mutlaka alternatif kaynaklardan temin etmek zorundayız. Bir taraftan alerjiyi tedavi ediyoruz derken, öbür taraftan bebeğin büyüme ve gelişmesini önlemeyecek şekilde beslenmesini mutlaka ayarlamalıyız. Eksik olan kalsiyumunu mutlaka yerine koymalıyız. Eksik olan vitaminlerini, protein çeşitlerini veya alması gereken diğer gıdaların hepsini mutlaka yerine koymalıyız.